Yani Türkiye'nin uçağının düşürülmesi, Türkiye'nin de bu konuda intikamcı bir tavır takınmaması mutedil, makul, şefkatli, akılcı yaklaşması Türkiye'nin kaliteli devlet olduğunu, devlet felsefesinin asil olduğunu, şefkatli bir devlet olduğunu göstertiyor ve lider devlet olduğunu göstertiyor. Psikopat devlet ne yapar? Uçağı düşürdün mü? Al ben de sana 10 tane uçak düşürüyorum der. Yerle bir eder. Ağır bombardıman yapar. Halk da coşar. Ya derler amma koyduk amma bitirdik. Bu basitliktir. Kaliteli bir devlet bunu yapmaz. Kaliteli devlet olduğumuzu gösterdik. Asil olduğumuzu gösterdik. İntikamcı olmadığımızı, şefkatli, mutedil, makul olduğumuzu gösterdik. Ve güvenilir bir devlet olduğumuzu gösterdik. Dolayısıyla yanlış yapılan bir şey yok. Fakat devletin, hükümetin politikasında İttihat-ı İslam'ın ana politika olarak müthiş bir sürate kavuşturulması gerekiyor. Türklük aleminin birleştirilmesi için hemen atağa geçirilmesi ve çok ciddi politik ataklar yapılması, İttihat-ı İslam için de çok ciddi politik ataklar yapılması gerekiyor. Ama çok süratli.